Ve Selanik gezimiz başladı arkadaşlar. İlk olarak, doğal olarak atamızın huzuruna geldik. Doğduğu ev olan bu arkamda gördüğünüz Osmanlı konağına geldik arkadaşlar. Biz gerçekten çok heyecanlıydık. İlk buraya göreceğimiz için çok mutluyduk. Ve geldik. Sonunda ben bu konağda görmenin mutluluğunu yaşıyorum şu anda. Burayı biraz anlatacak olursak Pavlu Caddesi'nde bulunuyor. Aslında önceden önünde küçük bir ev daha varmış ama şu anda arkamda gördüğünüz yapı kalmış. 1881 yılından 1887 yılına kadar Atatürk bu evde yaşıyor. Sonra Ali Rıza Efendi, yani babası ölünce de ön taraftaki daha önce yaptırdıkları eve taşınıyorlar maddi sıkıntılardan dolayı. Tabii Atatürk bununla yetinmiyor. Sonrasında subay olarak bu eve geri dönüyor. Sonrasında Yunan hükümeti bu evi satılmasına müsaade ediyor ama Cumhuriyetimizin 10. yılında Selanik Belediyesi tarafından bu ev tekrar alınıyor ve dostluk nişanesi olarak da burası bir müzeye çevriliyor. Şu anda Atatürk'ün bu bütün doğumuyla, yaşantısıyla ilgili bütün bilgilerin yer aldığı bu evde Türkçe olarak da bilgiler edinebiliyorsunuz. Giriş ücretsiz. Çok manevi anlamda önemli bir yer bizim için. O yüzden Selanik'e geldiğiniz zaman uzun bir zamanı buraya ayırmalısınız diyorum. Ve buradan sonra da diğer mekanlara doğru yolumuza devam ediyoruz. Arkadaşlar, bahçede bulunan bu dev nar ağacı da Ali Rıza Efendi tarafından dikilen ve Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluğu boyunca oynadığı ağaç arkadaşlar. Şu anda konağa tam karşısında gerçekten çok güzel bir atmosfer veriyor ortama. Burayı da göstermek istedim ayrılmadan önce. Ortodoks inancına ait arkadaşlar birçok şapeli Balkanlarda böyle bu şekilde görebiliyorsunuz. Bakın yolda giderken şöyle minicik bir şapel karşımıza çıktı. Bu şapel de yolun üzerinde. Buraya girip belki de kısa dualar yapıp insanlar yollarına devam ediyorlar. Ana caddenin ortasında dediğim gibi küçücük bir yer. Selanik'teki yeni rotamız Vladaton Manastırı arkadaşlar. Şu anda bulunduğum bölge yukarı Selanik'te. Bayağı bir tırmandıktan sonra geldiğimiz bir yer. Bayağı bir terledik biz de. Burası 1351 yılından beridir yapıldığı düşünülüyor. Yani o zamana dayalı bir geçmişi var. Osmanlılar fethettikten sonra da bir süre burayı cami olarak da kullanmışlar. Burada pek çok yapı var arkadaşlar. Şurada kemerler var. Arkamda bir tane küçük kilise var. Şurada bir şapel var. Buranın ne olduğunu bilmiyorum. Ve çok da güzel arkada çan kuleleri de var. Şu anda aktif olarak kullanılmıyor ama şehrin turistik açıdan görülmesi gereken yerlerinden bir tanesi burası da. Burayı da gezdikten sonra artık yavaş yavaş aşağı kısma doğru yolumuza devam edebiliriz. Şu anda yürüdüğüm bölge arkadaşlar Anapoli bölgesi olarak geçiyor. Burası şehrin en üst kısımlarının bulunduğu tepeler. Şu anda arkamda gördüğünüz bu rengarenk evlerin, merdivenlerin, sokakların ve doğanın bulunduğu kısım Anapoli oluyor. Az önce geldiğimiz kilisede, manastırda buranın bir parçasıydı. Burası Selanik'teki en önemli seyir teraslarının bulunduğu kısım. Zaten buradan sonra indikten sonra sizin meşhur o 3 caddenin, birazdan isimlerini size söyleyeceğim o 3 caddenin ne olduğunu, oradaki mekanlar karşılayacak. Şimdi biz de Aya Dimitri Kilisesi'ne doğru bu merdivenlerden devam ediyoruz. Sırada Selanik'in en önemli dini merkezi olan Aya Dimitros Kilisesi'ne geldik arkadaşlar. Burası Osmanlı döneminde camiye, Kasimiye adı verilen bir camiye dönüştürülmüş ama sonradan tekrar kiliseye dönüştürülmüş. Romalılar tarafından idam edilen Dimitros'un sonradan aziz ilan edilmesiyle onun adına yapılmış bir kilise. Onun adı verilmiş bu kiliseye. Daha önce 3. yüzyılda yapımına başlanmış ama 5. yüzyılda burada bulunan küçük bir şapelin üzerine inşa edilen bu görkemli kilise şu an şehrin en gözde turistik mekanlarından da bir tanesi. Bir Ortodoks kilisesi arkadaşlar. İçeri girdiğiniz zaman görüntüleri gördünüz. Tamamen Ortodoks kilisesinin düzeni hakim. Buradan sonra da artık biraz daha yukarıdayız. Buradan da birazdan Agora'ya doğru devam edeceğiz. Sıradaki mekanımız arkadaşlar Roman Forum ya da Agora.
Selanik'te de bir Agora'nın ya da bir Roma bölgesi olduğunu söylemem lazım. Çünkü buranın altı da tarihi arkadaşlar. Şu an burada metro çalışmaları yapıldığı için sürekli sekteye uğruyor. Çünkü her kazıda yeni yerler ortaya çıkıyor. Burası da şehrin Aristokrates meydanının kuzeyinde 2 hektarlık alanı kaplayan bir agora. Agora dediğimiz şey nedir? Aslında bir yaşam merkezidir. Ticaretlerin yapıldığı, gördüğünüz gibi küçük bir amfiteyatronun, yürüyüş yolunun, yani Roman Forum dediğimiz sütunların bulunduğu kısım arkadaşlar. Burada halen çalışmalar devam ediyor. 1960'ta bulunmuş burası ilk olarak. Ve o zamandan bu zamana çıkarılan, şu ana kadar bulunanlar bunlar. Hemen yakınlarda bit pazarı var. Bir sonraki durağımız da orası olacak. Şimdi arkadaşlar bulunduğum yerde bit pazarı, bit bazar diye geçiyor burası da. Sağlı sollu birçok dükkanda çok eski eşyalar var arkadaşlar. Burada ikinci el ya da böyle çok eski antik eşyalar bile bulabiliyorsunuz. Böyle güzel satıcılarımız böyle burada satıyorlar. Takas da oluyormuş benim bildiğim kadarıyla, ama haftanın belli günlerinde. İşte gelince böyle bu tarz hediyelik eşyaları, böyle eski eşyaları da alabilirsiniz. Farklı bir seçenek olacaktır. Hemen Aya Dimitri Kilisesi'nin bir alt sokağında burası bulunuyor. Buradan sonra da meşhur caddelere doğru yolumuza devam ediyoruz. Şu anda bulunduğum meydan arkadaşlar çok önemli bir yer. Selanik'in kalbi diyebileceğimiz meydandayız. Şimdi Selanik'te 3 tane paralel cadde var. Burayı İzmir'e çok benzetebilirsiniz. Çünkü kordon boyunca uzanan ve tepede artık tepelerin başladığı bir yerdeyiz. Ön tarafında kocaman bir Aristoteles meydanı var. Hemen az önceki Panagia Kilisesi'ni size göstermiştim. Birazdan da size Osmanlı eseri Bey Hamamı'nı göstereceğim. Ondan sonra burayı geçtikten sonra Nikis, Simiski ve arkamda şu gördüğünüz Etnetnia Caddesi var arkadaşlar. Bu 3 cadde şehrin kalbinin attığı en yoğun caddeler. Buradan sonra da artık işte bütün tarihi ve turistik mekanlar, çarşılar, pazarlar, restoranlar, barlar da artık bu kısımda bulunuyor. Yukarıdaki mekanları bitirdikten sonra burada artık gününüzün geriye kalan zamanlarını geçirebilirsiniz. Şimdi arkamdaki Bey Hamamı'na doğru devam ediyoruz. Arkamdaki mekan arkadaşlar Osmanlı eseri 1444 yılında 2. Murat tarafından yapılan Bey Hamamı. Tipik Osmanlı hamam mimarisiyle yapılmış arkadaşlar. Maalesef kapalı. Herhalde pandemiden sonra kapatılmış çünkü çok bakımsız bir hali var. Açılmamış. Az önce size gösterdiğim Aristoteles Meydanı hemen yan tarafında bulunuyor. Belki siz geldiğiniz zaman açık olabilir. Artık gezersiniz içeri ama bayağı büyük bir hamam kompleksinden bahsediyorum. Buradan sonra da artık bakalım neresi gelecek. Şimdi yürüdüğüm bölge arkadaşlar Ladika bölgesi. Burası da yukarıda gösterdiğim Anapoli bölgesi gibi şehrin en canlı bölgelerinden. O bahsettiğim 3 ana caddenin sonuncusunun ortasında bulunan bölge. Burası artık en renkli mekanların, restoranların, barların bulunduğu kısım, alışveriş merkezlerinin bulunduğu kısım. Birçok ünlü mağaza bu civarda bulunuyor. Güzel fotoğraf noktaları da var. Hemen zaten karşısında deniz kıyısı. İşte buradan sonra da hemen ileride 500 metre ileride Ayasofya Kilisesi'ne gideceğiz. Oradan sonra da artık meşhur ikonik umbrella, yani şemsiye heykelinin olduğu kısma gideceğiz. Videoda kalmaya devam edin. Gerçekten Selanik bizi çok şaşırttı. Çok canlı ve güzel bir şehirmiş. Bakalım daha ne sürprizler bizi bekleyecek. Sırada şehrin bir diğer önemli dini merkezi olan Ayasofya Kilisesi var arkadaşlar. İsminden de anlaşıldığı üzere İstanbul'dakinin aslında bir nevi mini bir kopyası olarak tasarlanmış, düşünülmüş yapılması, ama tabii yanında çok sönük kalmış. İçerideki görüntüde görüyorsunuz çok ciddi bir bu kültürde, bu inançta altın renginde bir merak var. Bütün yapılarda bu kullanılıyor iç tasarımlarda, kriplerin üstlerinde falan. Şu anda gördüğünüz bu arkamdaki muhteşem mekan 3. yüzyıldan kalma kiliselerin üzerine sonradan inşa edilmiş. 7. yüzyılda çok ciddi bir yangın atlatmış. Son birkaç yüzyılda yapılan restorasyonlarla da son halini almış arkadaşlar. Buranın da böyle önünde genişçe bir bahçesi var. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Yine o merkez caddelerinin ortasında bulunan bir kilise burası. Size göstereceğim sanırım son dini mekan da burası olacak. Bundan sonra birkaç ikonik mekanla artık yavaş yavaş Selanik videosunun sonuna geleceğiz. Thank you.
ve Selanik'ten mekan önerileriyle ilgili bir kısma geldik arkadaşlar. Arkamda gördüğünüz Dunkin Breakfast bu şehirdeki en ünlü kahvaltıcı. Tabii sadece kahvaltı değil, günün belli saatlerinde bazı farklı ürünler de, içecekler de, kokteyller de servis ediyor. İçerisi floral kafe konseptiyle yapılmış gerçekten rengarenk bir mekan. Arkada da birazdan göreceğiniz çok güzel bir bahçesi var. Bakalım burada neler yiyeceğiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şahane bir lezzet geldi görünüş olarak. Tabii daha tadına bakmadık. O zaman şu muhteşem lezzeti bir deneyelim. Gerçekten soslar muazzam. İçinde salatası, işte sosları, güzel bir biftek etiyle güzel bir sandviç. Burada güzel de bir patates de servis yapmışlar arkadaşlar. Sosu da var. Onun tadına bakıyoruz. O zaman yemeğe devam ediyoruz. Ve şehrin bir diğer ikonik noktası arkadaşlar Galerius kemeri. Bu arkamda görürüz Roma şaheseri. Romalıların milattan sonra 3. yüzyılda 305 yılı diye hatırlıyorum. Perslere karşı olan zaferi için yaptırılmış bir aslında bir gövde gösterisi. Bir kısmı yıkılmış. Arkadaki Roundra, birazdan oraya gideceğiz. Oraya kadar bağlıymış aslında. Savaşta olanların resmedildiği böyle güzel yazıtlar da var üstünde. Freskler de var. Şimdi burayı da gezdikten sonra bu karşıyı da bitireceğiz. Sonra sahile doğru devam edeceğiz. Galios kemerinin hemen ilerisinde rotunda var arkadaşlar. Şu gördüğünüz görkemli yapı yine milattan önce 4. yüzyılda yapılmış. Bu yapı paganlıktan Hristiyanlığa geçiş aşamasında kullanılmış. Yani eskiden aslında bir pagan tapınağıymış. 25 metre yüksekliğinde 23 metre çapında devasa bir kubbesi var. İçeriye giriş 6 euro. Yani ya, maalesef biz 13 tane ülkelik bir turda olduğumuz için böyle her esere giremiyoruz. Ama eğer hani Selanik'e gezmeye gelecek olursanız bu mekanı da 6 euro karşılığında gezebilirsiniz. Görünen o ki sadece içeride bir kubbeyi göreceksiniz ve içerideki kollarlarla doluşacaksınız. Artık sahil tarafına inme vakti geldi. Şimdi arkadaşlar size Selanik'le ilgili son bilgileri vereyim. Gördüğünüz gibi her yerde bir yeraltı şehri var. Bir kalıntılar var. Bir Roma döneminden kalan eserler var. Muhtemelen bu civardaki bütün evlerin altında da aynen bu şekilde antik mekanlar vardır arkadaşlar. Selanik'in ismi nereden geldiğini söylemedim size video boyunca. Şöyle anlatayım. Büyük İskender'in üvey kardeşinin adı verilmiş Selanik'e. Kız kardeşinin ismi verilmiş. O yüzden böyle halen İskender'in zaten etkisini bu bölgede komple hissediyorsunuz. Zaten Makedonya videomda bolca İskender'in adını duyacaksınız. Hatta ülkemizde de zaten İskenderun da mesela İskender'in adını almış. Bu bölgede de İskender'in ailesinin kendisiyle ilgili birçok ismi duyabiliyorsunuz. Tisimiski Caddesi'ne doğru devam ediyoruz şimdi. Burası dediğim gibi birçok caddenin birleştiği bir konumda ve dolu dolu tarihsel bir yolculuğa çıkıyorsunuz aslında modern yapılarla birlikte. Yani Selanik çok güzel bir şehir. Ben çok beğendim gerçekten. Umarım sizden yakın zamanda gelirsiniz ve bu sokakları keşfedersiniz diyorum ve son mekanlara doğru devam ediyorum. Sırada Selanik denince akla gelen iki popüler noktadan biri olan Beyaz Kule var arkadaşlar. Beyaz Kule denmesinin sebebi sonradan renginin beyaza boyanması. Hoş şu anda biraz da artık rengi kaçmış durumda. Aslında bu 15. yüzyılda yapılan bir Bizans savunma kulesi. O zamandan beridir de artık şehrin bir simgesi olmuş. Ben burada İzmir'e benzediğini söylemiştim. Şu anda bulunduğumuz yer bildiğiniz bir kordon. İzmir'in kordonu. Bu kordondaki de en şaşalı ve gösterişli binada bu yapı arkadaşlar. 2002-2022 itibariyle de içeri giriş 4 euro. Yukarı çıkıp etrafı izleyebiliyorsunuz. Son durağımız olan Şemsiyeler Anıtı'na doğru şimdi devam edeceğiz. Bu şehrin Büyük İskender'le de özdeşleştiğini de söylemiştim arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz burada
Kordon boyunda devasa bir İskender heykeli var arkadaşlar. Bu heykel en iyi heykellerden bir tanesi. Çünkü iki ayağın üzerinde duruyor arkadaşlar. Bu eğer sanat tarihini bilenler varsa çok zor bir şey. Yani kuyruğun üzerine genellikle koyarlar üçüncü bir destek olarak, ama bu sefer iki ayağın üzerine şaha kalkmış bir zafere giden İskender heykelini görüyoruz. Ve kordon boyunca yolumuza, son durağımıza doğru devam ediyoruz. Ve final noktasındayız arkadaşlar. Zangalopoulos'un şemsiyeleri. Bu Selanik'in simgesi artık arkadaşlar. Georgios Zangalopoulos tarafından 1997 yılında Venedik Bienali için yapılan bir eser. Sonrasında bir dönem Belçika'ya taşınmış ve ardından Selanik 1997 yılında Avrupa Kültür Başkenti seçilince şemsiyeler şu anki bulunduğu yere taşınmış. Şehrin simgesi 13 metre yüksekliğinde her bir şemsiye arkadaşlar. Çok şirin. Dediğimiz gibi bu İzmirvari bir şehir olan Selanik'in en güzel yerlerinden bir tanesi. Selanik'te bu kadar arkadaşlar. Benim için bambaşka bir seyahat oldu. Çünkü atamızın evini ilk defa görmüş oldum ben de. Çok mutluyum bu konuda. Onun dışında çok güzel bir şehirmiş. Gerçekten yaşanabilecek şehirlerden bir tanesi. Her şeye sahip. Bugünlük de bu kadar. Bir sonraki rotamızda Üsküp olacak. Haydi Avrupa'ya otobüs firmasıyla çıktığımız yolculukta yeni yeni rotalara sizi tanıştırmaya devam edeceğim. Görüşmek üzere.